İffet. Uyan. İffet. İffet uyan. İffet yalvarırım, yalvarırım aç gözlerini. İffet bana bunu yapma. Allah'a şükürler olsun kızım. İffet. Cemil. Cemil ev yanıyor. Bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak, korkma. Cemil. Her şey yolunda, merak etme. Bu müzik ne Emine? Nereden geliyor bu? Nil Hanım. Baba, hadi gel dans edelim. Nil, ne yapıyorsun sen? Ne içtin yine böyle? Ne fark eder? Sonuçta kendimi iyi hissediyorum. Nil, hadi topla kendini. O adam seni terk etti, bunu kabul et. Ama... bu onu sevmeme engel olmuyor. Senin salak kızın hala Cemil'i seviyor. Buna alışsan iyi edersin. Cemil denen o adam şu anda nerede biliyor musun? İffet'le birlikte seni bu yüzden terk etti. İkisi birlikte olmak için bize oyun oynadılar. Hayır. Yalan söylüyorsun. Bu olamaz. Öyleyse ikisinin de şu anda nerede olduğunu bilmek ister miydin? Cemil taş ocağında. Oraya çalışmak için gitti. Zaten İffet'ten de nefret ediyor. Bu eve geldiğinden beri hep ona kötü davrandı. Nil, artık kendine gel. Bu adam sana hep yalan söyledi. Seni hiçbir zaman sevmedi. Seni kullandı. İffet'i sevdi o. Şimdi bu eve niye yerleştiğini anladın mı? Ha? Ben Cemil'e konuşacağım. Ona bunun hesabını soracağım. Gerek yok. Ben hak ettikleri cezayı verdim. Ceza mı? Ne yaptın baba? Gerekeni yaptım Nilüm. Bir daha artık asla karşımıza çıkmayacaklar. Merak etme. Baba söylesene. Nil hadi toparlan. Yarın İngiltere'ye gidiyoruz.
Bir süre buradan ikimizin de uzak kalması çok iyi gelecek. Hadi. Hadi canım. Hadi. Topla kendini. Efendim, yiyecek bir şeyler hazırlamamı ister misiniz? Gerek yok Emine. Sen Nil'e göz kulak ol. Nil'le ikimizin eşyalarını toparla. Yurt dışına gideceğiz. Buyurun. Size ne ikram edebilirim? Hiçbir şey. Teşekkür ederim. Beğendin? Müdahale edilecek birkaç şey var ama çok beğendim. Evlendiğimiz zaman istediğin değişikliği yapabilirsin. Hatta yarın hemen başlayabilirsin. Yarın mı? Evet. Daha fazla beklemeye gerek yok. Ben seninle hemen evlenmek istiyorum. Bu benim için çok yeni bir durum. Alışmak için biraz zamana ihtiyacım var. Tamam işte. Evi dekore ederken alışırsın. Bittiğinde de hemen evleniriz. Olur. Nasıl olsa benim istediğim zaman bitecek. Seninle nasıl baş edeceğim ben? Edemezsin. En iyisi bu duruma alışman. Affedersin. Efendim Cemil. Arif abi evde yangın çıktı. Siz nasılsınız? İffet de ben de iyiyiz abi, merak etme. Şimdi itfaiye yangını söndürüyor. Nasıl çıkmış? Bilmiyorum abi, daha kimse bir şey söylemedi. Bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun? Akşam Ali İhsan Denon'a telefon edip beni tehdit etmişti abi. İşte tam onun yapacağı bir şey zaten. O herifi geberteceğim abi. Tahminle olmaz bu işler. Emin olmak lazım. Bana bak. Orada kalmayın. Hemen dönün buraya. Abi itfaiyeyle konuşmadan bir şey söyleyemem ben ama o adamın yaptığından emin olmam gerekiyor. Sakın bir şey yapma. Sadece sen yoksun, unutma. Çok affedersin. Kusura bakma. Geceyi sonlandırmam gerekiyor. Kötü bir haber galiba. Halledilmeyecek bir şey değil. Ondan eminim. Peki. İyi geceler. Seni geçireyim Dilek. Ne oldu? Neden çıkmış yangın? En çok hasar evin dışında. Oradan başlamış olmalı. Evin dışındaki yangın nasıl eve vuruyor kardeşim? Biri yapmış belli ki. Bütün ihtimalleri araştırıyoruz. Bunu bulduk amirim. Bahçeye atılmış. Anlaşıldı. Şimdi eminiz herhalde. Bir düşmanınız falan var mı? Böyle şerefsizce şeyler yapan insan benim düşmanım olamaz. Cemil, ne oldu, ne yapacağız? İstanbul'a gideceğiz. İstanbul olmaz. Ali İhsan hemen bulur bizi, ne olur uzaklara gidelim. Arif abi bizi korur İffet, merak etme. O adam bize bir şey yapamaz. Orada güvende oluruz. İffet ve Cemil'le konuştun mu? Vazgeçtim. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nil'le ben gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Yani durup dururken nereden çıktı? İngiltere'ye gidiyoruz. Nil'in de benim de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Peki ya biz? Bizim için değişen bir şey yok Yasemin.
Döndüğüm zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl yani? Sen hiçbir açıklama bile yapmadan kalkıp gideceksin. Sonra geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz, öyle mi? Yasemin, açıklama yapacak bir şey yok. Benim biraz dinlenmek için zamana ihtiyacım var, o kadar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim için sabırsızlanıyordun hani. Hani İffet aramızdaki tek engeldi? İnanamıyorum. Söylediğin her şey yalanmış. Beni yanlış anlıyorsun Yasemin. İlk defa her şey olduğu gibi anlıyorum. Ve ben bunu asla kabullenip seni beklemeyeceğim. Sen bilirsin. İffet'in yaptığı her şeyi hak etmişsin sen. Seni pişman edeceğim. Göreceksin. Ne düşünüyorsun? Yangının nasıl çıktığını. Bilmem. Ya sonuçta eski ev. Bir elektrik kaçağı falan olmuştur herhalde. Belki de Ali İsa yapmıştır. Yani tam bizi tehdit ettikten sonra olmaz, ne bileyim. Düşünme şimdi bunları. Cemil bana doğruyu söyle. O yaptı değil mi? Biliyordum. Delirmiş resmen. Bizi öldürmeden rahat etmeyecek. Cemil ne olur gidelim buralardan. Zamanı geldiğinde sen nereye istersen oraya gideceğiz, söz veriyorum sana. Ama şimdi değil. Niye? Onun karşısına çıkıp hesap mı soracaksın? Şu an yapmam gereken işler var İffet. Cemil ne olur gidelim. Korkacak bir şey yok, güven bana. Hoş geldin Cemil. Abi gece gece bize evini açtın. Lafı bile olmaz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hadi buyurun. Hatice seni odana götürsün, dinlenirsin. Bir şeye ihtiyacın olursa ona söylersin. Ben burada kalmak istiyorum. Hadi, ben yanındayım zaten. Git dinlen biraz. Gelirim birazdan yanına. Hadi. Yangını Ali İhsan'ın çıkardığı kesin. Bahçede benzin bidonunu bulmuşlar abi. Bu herifi gebertecek. Sırası gelince onun cezasını vereceğiz. Ama düşünmeden, taşınmadan olmaz bu işler. Sen ne yapacağını biliyorsun değil mi? Boşanacaksın. İkinizin de boşanması lazım. Sabahleyin avukatla konuşur hallederiz. Bu benim meselem abi. Zaten kurşunla atma olayında başına dert açtım. Artık benim de meselem. Benden habersiz sakın bir şey yapmaya kalkma. Hadi. Korkacak bir şey yok benim. Vazgeçmeyecek. Beni
peşimizi bir an bile bırakmayacak. Cemil hiç aklımdan çıkmıyor. Ne yapacağız biz? İstediği de bu zaten. Hayatı bize zehir etmek. Ama yapamayacak İffet. Şimdiye kadar nasıl istediğini alamadıysa bundan sonra da alamayacak. Sen çok güçlüsün. Bunca şeyin üstesinden geldin. Biraz daha dayan. Yakında bitecek. Ama senin saçlarını tak. Hasta olacaksın. Gel bakalım böyle. Gideceğiz buralarda. Herkesten. Gözlerden uzak küçük bir evimiz olacak. Etrafında rengarenk çiçekler. Tıpkı masallardaki gibi. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Arif Bey, istediğiniz kıyafetleri getirdiler. Çok güzel. İffet Hanım'la Cemil Bey'e verin lütfen. Tabii efendim.
Merhaba Dilek. Hemen görüşebilir miyiz? Kötü bir şey mi oldu? Ali İhsan. Bu sefer affedilmeyecek bir şey yaptı. İnanmıyorum. Kime ne yapmış yine? Bunu yüz yüze konuşsak. Hemen geliyorum. Sahilde bekliyorum. Hoşça kal. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Arif abi boşanmamız için avukatla görüşmemi istedi. Onu halledeceğim. Ben de seninle geleyim mi? Biliyorsun ben de senden ayrılmak istemiyorum. Ama her yere birlikte gidemeyiz değil mi? Bakma ki bana. Ya dalga geçme ne olur. Dalga falan geçmiyorum tamam. Çok ciddiyim. Kimse sana zarar veremez korkma. Eğer burada güvende olduğunu bilmesem... İnan kimse beni silah zoruyla bile çıkartamaz buradan. Ben kendim için değil, senin için korkuyorum. Uf, güzel gözlüm benim. Kimse senin yanına gelmeme engel olamaz. Seni seviyorum. Günaydın abi. Merhaba Cemil. Sen bugün evden çıkma, İffet'in yanında kal. Kızcağızın hali pek iyi değil. Ben avukatı buraya gönderirim. Abi ben böyle saklanarak yaşayamam. O adamın yaptıklarını yanına bırakmak istemiyorum. Sen de beni anla. Haklısın, haklısın. Ama benden habersiz bir şey yapmak yok. Sonra bakarız ne yapacağımıza, oldu mu? Arif abi her şey için sağ ol. Bu yaptıklarını asla unutmayacağım. Sen de benim hayatımı kurtardın. Asıl ben bunu unutmayacağım. Baba. İyi misin? İyiyim. İffet'in yaptıklarından sonra böyle olman çok normal. Benim için iyi görünmeye çalışma. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Ne iyi, ne kötü. Hiçbir şey hissetmiyorum. Konuştun mu onunla? Hayır, konuşmadım. Konuşmayacağım da. İffet öldü. Benim için. Keşke ben de Cemil için aynı şeyleri söyleyebilsem. Ondan o kadar nefret ediyorum ki. Onu öldürmek istiyorum. Onun öfkem o kadar büyük ki... onu öldürsem bile geçmeyecek gibi. Her ikisi ölse bile... bize yaptıkları kalacak. İçindeki acıyı ve öfkeyi dindirmek imkansız. Unutmaktan başka çare yok. Peki babacığım... İngiltere'ye gitmek işe yarayacak mı? Kaçıyormuş gibiyiz. Kaçmalıyız kızım. Kaçmalıyız. Trafik vardı, geç kaldım, kusura bakma. Önemli değil. Dün gece kardeşin neredeydi biliyor musun? Hayır, konuşmuyoruz biliyorsun. Cemil'le İffet'i öldürmeye kalkmış. Kaldıkları evi ateşe vermiş.
var? İyi miyim? Bir yere gidip oturalım mı? Yok. Bir şeyleri yok. İyiler değil mi? İyiler, iyiler. Merak etme. Ama bu iş artık çığırından çıktı. Bundan sonra Ali İhsan karşısında beni bulacak. Ne demek istiyorsun sen? Daha önce de uyarmıştım biliyorsun ama sözümü dinlemedi. Sen benim kardeşimi tehdit mi ediyorsun? Hayır. Sadece uyarıyorum. Arada sen olmasaydın bu yaptığının karşılığı çok ağır olacaktı. Yaptıklarını onaylamadığımı biliyorsun. Ama kimsenin kardeşime zarar vermesine göz yumam. Bak Dilek. Ne olursa olsun Ali İhsan'ın kılına zarar gelirse bir daha yüzümü göremez. Hadi biraz çabuk olun yoksa geç kalacağız. Emine, ev sana emanet. Eğer ne zaman döneceğimi soran olursa bilmiyorum dersin. Tabii efendim. Cemil. Sen gir içeri. Ama baba. Sana gir içeri dedim. Siz de işinize bakın. Hayrola? Hayalet görmüş gibisin. Sen nasıl? Benden bu kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? İffet. Sakın. Sakın bir daha onun ismini o pis ağzına alma. Ne yapacaksın? Ha? Seni geberteceğim. Ama yavaş yavaş. Belki yarın. Belki bir saat sonra. Her an karşına çıkacağım diye korkarak yaşayacaksın. Sen bana hiçbir şey yapamayacaksın. İstiyorsan şu anda öldür. Yoksa sonra çok pişman olursun. Yaşadığım her dakika ikiniz için de kabus olacağım çünkü. Sen bizim kılımıza bile dokunamazsın. Hani benim adı çektiğimi sanıyorsun ya. Acı çekmek nasıl olur sana göstereceğim. Ölmek için bana yalvaracaksın. Sen bana yalvarırken bu sözlerini hatırlayacaksın. Göreceğiz. Göreceğiz. Aydın. Buyurun efendim. Bavulları içeriye al. Hiçbir yere gitmiyoruz. Peki efendim. Ne oldu baba? Niye gelmiş? Bir şey mi dedi? Beni tehdit ediyor. Evime kadar gelmiş, utanmadan beni tehdit ediyor. İyi de neden? İffet'le birlikte daha ne istiyor ki senden? Ne isteyecek? Belasını. Ama ona istediğini vereceğim. İngiltere'ye gitmiyoruz. Onu pişman edene kadar buradayım. Bir de şurayı imzalıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi ne olacak? İmzalamanız için eşinize göndereceğim. Ya imzalamazsa? O zaman uzun ve zorlu bir sürece gireceğiz. Olsun.
Sonunda boşanalım da ne olursa olsun. Bunu da kendisine verir misiniz? Elbette. Görüşürüz. Yok Allah. Kapalı telefonu. Ali İhsan Bey ile babasının korkusundan kapalıdır tabii. Nasıl haber alacağız biz bu kızdan? Ben bir de Serpil ablayı arayayım. Belki onun haberi vardır. Kızım dur. Dur şimdi arama. Bak okula geç kalacaksın. Hadi git üzerini giyin. Gelince ararsın. Kaldım bile. Hem ne önemi var ki hala? Babamın akşam söylediklerini duymadın mı? Üniversiteye gidemeyeceksem liseyi bitirmeme gerek yok. Aa, olur mu hiç öyle şey kızım? Sen babanı bilmiyor musun? Bir anlık öfkeyle söyledi gitti işte. Yarın unutur. Hala ne bir anlık öfkesi ya? Camdaki ilanı görmüyor musun? Bitti artık. Allah bilir bundan sonra nereye gideriz. Babam bundan sonra evden dışarı bile çıkarmayacak beni. Ağlama güzel kızım. Buluruz elbet bir çaresini. Ağlama kızım. Saatler olsun. Sağ olasın Lord. Hayırdır Ahmet? Dükkanı satma işi nereden çıktı şimdi? Bir şey demeyecek misin? Canım ne isterse yaparım Nurettin. Hesabımı vereceğim. Hayır tabii de evi de satılığa çıkarmışsın. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nurettin yeter artık. Yeter. Rahat bırak da ağız tadıyla tıraş olalım. Hay Allah. Delirtme beni İffet. Kocamla bir şey yaptın mı? Bir şey mi yaptın derken? Cemil'le seviştin mi demek istiyorsun? Lafı dolandırma da cevap ver. Evet. Sana ben daha önce de söyledim Nil. Benim İffet'le aramda bir şey yok dedim sana. Neden anlamak istemiyorsun? Ben bunu İffet'e de söyledim. O benim için bir ölüden farksız. Onun en iyi yaptığı şey bu. Sana oyun oynuyor. İffet'in en iyi yaptığı şeydir oyun oynamak. Değil mi İffet? Onun tuzaklarına düşme Nil. Ben seni seviyorum. Benim elimden ailemi aldın. Ben de senden alacağım. Göreceksin. Kuryeyle hemen göndereceğim. Ama İffet Hanım'ın verdiği yüzüğü ne zaman vereyim? Yüzük mü? Evet. Evlilik yüzüğünü vermemi istemişti.
Sen bana ver. Ben ikisini de götürürüm. Çıkabilirsin. İyi günler. Ben de seninle geleyim abi. Gerekmez. Sen uzak dur. Sonra ne yapacağımıza bakarız. O adam boşanma dilekçesi falan imzalamaz. Boşuna gidiyorsun. Anlayacağı dilden konuşmamız lazım. Bana borcu var. Bu sefer de istediğimi yapmazsa zorla yaptırırız. Sen bilirsin abi. Süleyman, istersen bekleme, ben çırakla paketleyip gönderirim dükkanı. İyi oldu mu? Hoş geldin kızım. Buyur otur. Gerek yok. Böyle iyiyim. Çok almayacağım zaten. Size o kadar çok imreniyorum ki. Vallahi ben anlamadım ne dedin kızım. Ne güzel. Hiçbir şey olmamış gibi işinizin başındasınız. Oysa benim babam nelerle uğraşıyor biliyor musunuz? Vallahi ne desen haklısın kızım ne diyeyim. Bence de haklıyım. Ne de olsa kızınız kocamı ayartıp onunla birlikte kaçtı. Ne diyorsun sen? Haberiniz yoktu değil mi? Artık haberiniz olduğuna göre böyle hiçbir şey yapmadan duramayacaksınız. Babam kızınızı sevdi. Onu evine aldı. Onu karısı yaptı. Ama kızınız ne yaptı? Kocamı kandırdı. Benim kocamı elimden aldı. Ahmet Bey. Kızınızın adını İffet koymuşsunuz ama anlamını öğretememişsiniz. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım ben yine? Sen katil misin? Sen insanları yakmayı nasıl düşünürsün? Senin tedavi olman lazım. Sen iyice aklını kaçırdın. Nereden duyuyorsun sen böyle şeyleri? Ha, önemli olan bu mu şimdi? Bana niye cevap vermiyorsun? Yoksa sen de onlarla birlikte mi çalışıyorsun ha? Sen sağlıklı düşünemiyorsun artık. Hatırlamıyor musun? Ben seni binlerce kez uyardım. Nereden duydun dedim sana? Arif Bey söyledi, tamam mı? Daha önce de gelip uyarmıştı. Ama sen dinlemedin. Şimdi ne olduğu ortada ve ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sen beni düşünme. Arif Bey'in şirketini kurşunlattığında da böyle söylemiştin. Şimdi ne yapacağız söyler misin? Sırada ne var? Bilmiyorum. Ama onlardan kurtulmanın mutlaka bir yolunu bulacağım. Şimdi beni rahat bırakır mısın? Yazık. Yazık, senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmamış. Yazık. Sayma! Sayma, aç kapıyı! O namussuzun nerede olduğunu söyleyeceksin bana! Abi! Ona bak. Abi. Bana bak. Söyleyeceksin. İkisini de geberteceğim. Neden? Abi bilmiyorum gerçekten. Yalancı! Baba halamın bir suçu yok. Çekilme! Sen de kandırdın beni. Ha? Onların beraber kaçtıklarını söylemedin. Allah bilir İffet'i kollayacağına. Onlara yardım ettin değil mi? Baba. Sus!
Her şeyimi aldınız benden. Sokağa çıkacak yüz bile kalmadı bende. Şerefimi iki paralık ettiniz. Ben size ne yaptım hala? He? Ne yaptım? Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Hem annelik, hem babalık ettim. Baba! Çekil! Tamam. Dostum yokmuş. Baksana. Ailem bile arkamdan acerledi. Hazmetmesi hiç kolay değil. Yardım et bana. Arif. Lütfen bir şey yapma. Ali İhsan sağlıklı düşünemiyor. Yaşadıklarından dolayı aklı başında değil. Korkma. İffet'ten boşanmaları için belgeleri getirdim. Sadece konuşacağım. Saçma sapan bir şey söylerse lütfen ciddiye alma, olur mu? Tamam, sen merak etme. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Senin için her şeyi yaparım, biliyorsun. Görüşürüz. Hı-hı. Anlıyorum tabii. Ama biliyorsunuz şartlar belli. Ben sizi daha sonra arayacağım. Görüşürüz. Onca yaptığından sonra sonunda karşı karşıya geldik. Buraya niye geldiysen boşuna geldin. Senin saçmalıklarını dinleyecek zamanım yok benim. Ne tesadüf. Benim de senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Bu belgeyi imzalayacaksın. Boşanmak mı? Sen ne saçmalıyorsun? Ben onların hayatlarını böyle devam etmelerine yardımcı olacağım, öyle mi? Asla. Sen istesen de istemesen de devam edecekler. Yaptıkların sadece sana zarar veriyor, farkında değilsin. Bana ne olacağı hiç umurumda değil. Ben onların acı çektiklerini göreceğim. İki insan birbirini seviyor diye bütün bunlar, değil mi? Gururun seni kandırmalarına dayanamıyor. Ama o gururun korkakça arkalarından iş çevirmeye dayanıyor. Adamlar tutup kurşunlatmaya, iki insanı yakmaya. Ben onlara hak ettikleri gibi davranıyorum. İnsan başkalarına değil, kendine yakışanı yapar. Asla boşanmayacağım. Güzellikle olmuyorsa... zorla. Ama bu iş bitecek. Her şeye hazır ol.
bir şeyler sürelim ister misin hala? Ah be kızım. Benimki geçer de. Ya babanın yarası? Perişan bir şekilde çekti gitti adamcağız. Ah be İffet. Ah be kızım. Efendim? Nimet? Abla, babam öğrendi her şeyi. Hiç iyi değil, çabuk dön. Neredeymiş, iyi miymiş? Ben iyiyim, merak etmeyin. Ama dönmeyeceğim Nimet. Dönmeyeceğim mi? Nasıl yani? Cemil'i mi tercih ediyorsun? Bizi hiç mi umursamıyorsun abla? Olur mu hiç öyle şey? Umrunda olsaydık bunları yapmazdım. Ama sen Cemil denen adamla ol yeter. Bana, babama, halama ne olduğunun ne önemi var ki? Nimet, özür dilerim. Arama bundan sonra beni. Sen de benim umurumda değilsin. Nimet, kızım. Ablan seni her şeyden daha çok sever kızım. Eskiden de hala o. Annem gibi o da bıraktı beni. Şimdi Cemil'den başkasını gözü görmüyor. Ama ona ihtiyacım yok ki. Sen varsın, babam var. Tabii kuzum. Benim güzel kızım. Güzel kızım benim. Emine, bu evde o ikisine ait fotoğraf, kıyafet ne varsa hepsini çöpe at. Eğer en ufak bir eşya görürsem kovulursun. Tabii efendim. Nil. Nasılsın yavrum? İyi misin? Hiç iyi değilim valla. Hiç. Geçecek yavrum. Hepsi geçecek. Hepsi. Nasıl geçecek? Sevdiğim adam tarafından terk edildiğime mi yanayım? Salak yerine konulduğuma mı? İçim o kadar çok acıyor ki. Biliyorsun ben de buna benzer şeyler yaşadım. İçinde hep sızlayan böyle küçük bir yara olacak. Sonra bir gün yeniden sevdiğinde, sevildiğinde daha az hissedeceksin onu. Ben artık kimseyi sevemem. Kimseye güvenemem. Kendimden geçtim. O babamın halini bir görseydin. Perişan oldu adam. Biliyorum. Ama senin babanın yanında olup ona destek olman gerekiyor. Ben bunların üstesinden nasıl geleceğim tek başıma? Allah, yalvarırım eve dön. Bizim sana çok ihtiyacımız var. Biliyorum. Babam seni çok kırdı. Ama sen onu affet ne olur. Sen olmadan biz bunların üstesinden gelemeyiz. Lütfen. Tamam. Ama bu sefer sözümden çıkmak yok. Ah, keşke hiç çıkmasın.
Neredesin Cemil? Niye açmıyorsun telefonunu? İyi akşamlar İffet. İyi akşamlar. Cemil sizinle değil miydi? Önceden çıkmış. Telefonunu açmıyor. Kesin başına bir şey geldi. Yok merak etme. Bir şey olsa mutlaka benim haberim olur. Birazdan gelir. Arif Bey, şimdi değilse daha sonra. Mutlaka başımıza bir şey gelecek. Beni dinlemiyor. Ne olur siz konuşun onunla. Sizi dinler. Bizim buralardan gitmemiz gerek. Tamam, sen sakin ol. Merak etme, onun da sırası gelecek. Bizim o kadar zamanımız yok. Yalvarırım. Cemil. Neredesin? Meraktan öldüm. Niye açmıyorsun telefonunu? Merak edecek bir şey yok. İyiyim işte. Bu kan. Sen yaralanmışsın Cemil. Ya önemli bir şey değildir. Fark etmemişim. Cemil. Dediği gibi önemli değil. Hafif bir sıyrık. Ama gene de pansuman edilmesi gerekiyor. Sen içeriden malzemeleri getirir misin? Hatice sana yardım eder. Tamam, hemen. Gene benden habersiz ne işler çevirdin? Ha? Kuşun yarası mı? Abi, o herifi geberteceğim ben. İffet'in halini görmedin mi? Hı? Ya sıyırmasaydı? Ya ölseydin, kızcağız ne hale gelirdi hiç düşünmedin mi? Ben seni akıllandı sanıyordum. Ama yanılmışım. Hala kafanın dikine gidiyorsun. Hala öfken kontrol ediyor seni. Hadi. Hadi geç otur şöyle. Cemil çok fena olmuş, otur. İffet, önemli bir şey yok. Amma tatava yaptın ya. Nasıl önemli değil? Bana bak. Bu yarının Ali İhsan'la bir ilgisi yok değil mi? Ya ne alakası var? Farkında bile değilim diyorum sana. Hoş geldiniz efendim. Baba. Babacığım hoş geldin. Bak halam geldi. Bizimle kalacak artık. Baba. Burada olmamdan hoşlanmadığı belli. Gitsem iyi olacak. Allah, hiçbir yere bırakmam, gidemez. Sancı bu ne? Daha erken değil mi ya? Erhan bağırma, annem uyanacak, panik oluyor kadın. Tamam,
Sakin ol. Derin derin nefes al, nefes ver. Bunu yaptım zaten. Ya ben de başka ne bileyim, filmlerde bu kadarını gördüm işte. Biraz azaldı sanki. Azaldı mı? Küçük sana şükürler olsun. Az kalsın kalbime iniyordu. Betül. Ne işin var senin burada? Uykum kaçtı. Uykum kaçtı. Erhan'ın odasına geldin uyumak için ha? Yok. Aslında ben çağırdım önemli bir şeyi konuşmak için. Aile meselesi. Önemli bir şey konuşacaktın. Gündüzler torbaya mı girdi? Siz de haklısınız. Tabii benim düşüncesizliğim. Betül, bundan sonra sen benimle yatacaksın. Hadi gel bakayım. Anne, ne gerek var saçmalama. Ateşle barut yan yana durmaz. Yürü. Ben önlemimi alayım da. Geç. Alo, merhaba. Ben bir şey daha rica edecektim sizden. Şu Cemil denen adamın nerede olduğunu bulabilir misiniz bana? Ama lütfen çabuk. Tamam, güzel. Yalnız daha sağlam bir adam temin edin, olur mu? Bu sefer konuşmasın. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? Gömleğini giymeden bir pansuman daha yapsa mıydı? Tamam. Geçti gitti işte. Bak, turp gibiyim. Cemil, ne olur gidelim buralardan. Çok uzaklara gidelim. Ali İhsan'dan, herkesten uzak bir yerlere gidelim. Ben seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Yeter ki birlikte olalım. Sana 10 kere söyledim İffet. Hiçbir yere gitmeyeceğim, o adamdan kaçmayacağım. Kaçmayacaksın da ne olacak? Ya o seni öldürecek, ya sen onu öldüreceksin. Sonuçta ben sensiz kalacağım. Bunu mu istiyorsun? Hani söz vermiştin bana? Beni hiç sensiz bırakmayacaktın. Böyle mi tutacaksın sözünü? Saçmalıyorsun bak. Nereden çıkartıyorsun sen yine bunları? Hı? Durup dururken yazdın, yine bakıyorum. Cemil, bak kalbim sıkışıyor. Kötü şeyler olacak, biliyorum, hissediyorum. Cemil, yalvarırım gidelim buralardan. Beni sensiz bırakma. Ben sensiz yaşayamam Cemil. Tamam. Üzme yeter ki sen kendini. Ben senin için her şeyi yaparım. Ali İhsan Emiroğlu ile görüşebilir miyiz? Evet, benim. Buyurun. Hakkınızda şikayet var. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Şikayet mi? Ne şikayet? Kim şikayet etmiş? Emniyette arkadaşlar yardımcı olacaklar. Buyurun. Emine, Dileği ara, avukatla görüşsün. Hemen o da gelsin. Tabii efendim.
Gel. Günaydın abi. Günaydın. Evet, bugün kendini öldürtmek için neler planladın bakalım. Abi biz İffet'le gitmeye karar verdik. Aslında sen haklıydın. O kızı daha fazla üzmeye hakkım yok. Artık Gülsün istiyorum. Aferin. Aferin çocuk. Antalya'da bir arkadaşımın oteli var. Bu akşam yolculuk için hazırlanın. Bir süre orada kalırsınız. Sonra duruma göre bakarız. İster bir eve yerleşirsiniz, ister yurt dışına gidersiniz. Ben de o zamana kadar sizin pasaportlarınızı çıkartmış olurum. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Senin için değil, kendim için yapıyorum. Aşık ve mutlu bir çift görmeyeli çok uzun zaman oldu. Yaran nasıl? İyi abi. Zamanla daha da iyi olur. Şu Ali İhsan belasından bir kurtulalım da. Bugün evden dışarı çıkma. Gider ayak başın belaya girmez. Annemi ziyarete gitmem lazım. Onunla da ne kadar görüşemeyeceğim Allah bilir. Zaten aklım takılıyor abi. Aklın kalmasın. Annene senden daha iyi bakarım, hiç merak etme. Ona şüphem yok. Sana yeni bir araba getirttim. Öteki pek kullanılacak durumda değildi. Ben hallederdim abi ya. Ben hallettim işte. Sağ ol. İzin verirsen ben çıkayım abi. Buraya niye getirdiniz beni? Ne soracaksanız hemen sorun, ondan sonra da bırakın. İşim gücüm var benim. Biz de zaman kaybetmek istemeyiz. Sorularımıza doğru cevaplar verirseniz hepimizin iş kolaylaşır. Sizi dinliyorum. Arif Güney ve Cemil Özdemir'le sorununuz nedir? Hiçbir sorunum yok. O zaman niye kurşunlattınız? Ne oldu? Sustunuz. Çünkü şaşırdım. Ya böyle bir şeyle suçlandığımı bilmiyordum. Eğer şaşkınlığınız geçtiyse cevap verseniz niye kurşunlattınız? Ben böyle bir şey yapmadım. Niye benim yaptığımı düşündüğünüzü de hiç anlamıyorum doğrusu. Elimizde bilgiler var. Bilgi mi? İmkansız böyle bir şey. Çünkü ben yapmadım. Madem öyle, neden bu kadar heyecanlandınız? Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir sorguya maruz kalıyorum da ondan. Cemil Özdemir'le kızınız evli değil mi? Evet, evli. Kızınızı istemediğiniz biriyle evlendiği için mi bu kadar kızdınız yoksa? Kızım ve Cemil benimle birlikte aynı evde yaşıyor. Damadınızla konuştuğumuzda da aynı şeyleri söyleyecektir o zaman. Merhaba, ben Ali İhsan Bey'in avukatıyım. Müvekkilim, suçladığınız kanıtlar nelerdir, öğrenebilir miyim? Bir ihbarı değerlendiriyoruz. Elinizde kimliği bile belirsiz bir ihbar telefonundan başka bir şey yoksa müvekkilimi çıkartmak istiyorum. Peki, çıkabilirsiniz. Hoş geldin. Benim hatırım için ona dokunmayacağını söylemiştim. Polislere ihbar etmen ne kadar utanç verici biliyor musun? Soyadımız, itibarımız hepsi tehlikede. Sana güvendiğim için kendimi salak gibi hissediyorum. Bir dakika, bir dakika dinler misin lütfen? Ben kimseyi polise falan ihbar etmedim. Hayatım boyunca bir sorunum olursa kendim çözerim. O zaman kim yaptı? Olayı bilen başka kim var? Kim yaptı bilmiyorum. Ama ben yapmadım. Sen?
Sen buradasın ha? Keyfin yerinde mi? Ben böyle olsun istemedim. Ne istedin peki? Söylesene ne istedin bizden? Allah kahretsin senin derdin ne? Ne olup bittiğine dair en ufak bir fikrin yok, hala beni suçluyorsun. Kardeşinin yaptıkları umurunda bile değil, değil mi? Hepimizi sen delirttin. Bir de şimdi utanmadan geçmiş karşıma konuşuyorsun. Dilek, lütfen. Onu savunuyorsun öyle mi? Yazık. Seni ne kadar yanlış tanımışım. Hak adalet diye ahkam keserken şimdi bu kadını savunuyorsun öyle mi? Sen kaç kişinin hayatını mahvettin biliyor musun? Ama ben boşuna konuşuyorum. Bunlar senin umurunda mı? Eğer şu kadarcık vicdanın olsaydı senin, bunların hiçbirini yaşamazdık. Kardeşinin yaptıklarından sonra sinirleri allak bullak oldu. Anlayışla karşılamak gerek. O evdeyken gitmem için hakaret ederdi. Şimdi gittim diye hakaret ediyor. Ben anlamıyorum, ölsem bile mutlu olamayacak. Kim bilir hakkımda ne düşünüyorsunuz? Biz söze değil gönüle bakarız. Sen bunları düşünme. O Arif denen adam yaptı, ben biliyorum. Beni köşeye sıkıştırmak için. Ama hiçbir işe yaramayacak. Hepsini doğduğuna pişman edeceğim. Alo. Merhaba. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Hayır, ismimi vermek istemiyorum. Arif Güney'in şirketin önünde gerçekleşen kurşun atma olayının kimi yaptığını biliyorum. Ali İhsan Emiroğlu. Bence vazgeç. Arif Bey'le uğraşmaya gelmez. Nasıl olsa kurtuldun. İngiltere'ye git ve her şeyi unut. Asla. Her şey daha yeni başladı. Ben bu oyunun parçası olmak istemiyorum. Lütfen Dilek de sen de beni aramayın. Emniyete geldiğinde hatanın farkına vardın sanıyordum. Evet, yaptığım hatanın farkındayım. Senin gibi kendimi kaybetmek istemiyorum. Nasıl istersen. Hayırlı olsun. Allah bir yastıkla kocamayı nasip etsin. Amin, amin. Sağ olun. Erhan, canım çok çilek çekti. Alalım. Bir kilo çilek yapar mısınız bize? Hemen. Çağla da alsana. En iyisi siz hepsinden karışık bir şeyler yapın. Bu olsa yolda hepsinin adını sayacaksın. Az kaldı. Yakında kurtuluyorsun. Az mı kaldı? Daha 4,5 ay var. Az mı diyorsun? Aşk olsun. Betül, iyi misin? Eve gidelim. Çok yoruldum. Ondan oldu herhalde. Şöyle vereyim. Buyur. Sağ ol. Bereket versin. Betül! Betül! Sakin ol. Nefes al, nefes ver. Başlatma nefesini Erhan. Hastaneye gidelim. Ya ne bakıyorsunuz? Bir taksi, bir ambulans çağırın. Sakin ol. Nefes al. Nefes al. Sakin ol. Gel. Betül. Buyurun Betül. Betül, ne oldu? Neyin var? Ersin. Ersin hastaneye Tamam bırak. Nefes al. Ne yapıyorsun burada sen? Biz seninle ne anlaştık? Okula gelmiyorsun, ne yapayım? Özledim seni. Hem baban demin çıktı, gördüm. İyi yapmışsın, aferin. Ama halam yukarıda. Halan nereden çıktı ya? Bir o eksikti yani. Ya zaten başımızda bir sürü dert var. Hadi git. Bir şartla giderim. Benimle buluşacaksın. Saçma.
Saçmalama, git başımdan. Evden çıkmayacak mısın hiç? Hapishaneyi kapatsalarmış. Birkaç saatliğine bir yalan uydur, gel işte. Tamam. Ama bir saat. Okey. Sahilde bekliyorum. Merhaba. Oo, Ahmet abi hoş geldin. Buyur otur. Çay, kahve ne istersin? Yok, sağ ol. Ben bizim evden bir haber var mı diye uğradım. Daha iki gün oldu Ahmet abi. Böyle şeyler zaman alır. Dükkan zaten zor. Bu devirde kim ne yapsın kasabı? Ev içinde bekleyeceğiz. Bir iki yıl satılmayan evler var. Benim o kadar zamanım yok. Kaç paraya satılırsa satılsın. Sen bilirsin. Ben haber salarım etrafa. İyi o zaman, hadi. Hayırlı işler. Otursaydın. Yok, daha yapacak işler var. Hadi. Her şey çok güzel olacak Feride. Kendine iyi bak. Nasılsın anneciğim? Çok iyi gözüküyorsun. Doktorunla da konuştum. Yakında iyi olacakmışsın. Yine eskisi gibi yaşayacağız. Ama bir süre ben senin ziyaretine gelemeyeceğim. Çünkü iş için şehir dışına çıkmam gerekiyor. Yalan söylüyor Feride anne. İffet denen o kadınla beraber. Seni de beni de terk ediyor. Kapa çeneni. Niye? Annenin duymasından mı korkuyorsun? Olan bitenden onun da haberi olmalı. Sana kapa çeneni dedim. Sakın bir daha annemi rahatsız etme. Senin için, annen için yaptığım onca şeyin karşılığı bu mu Cemil? Öylece kullanılıp bir köşeye atılmak mı benim hakkıma? Helal olsun. Ben bunları planlayarak seninle evlenmedim. Sana söylediğim her şey gerçekti. Ama böyle gelişti. İffet yüzünden değil mi? O seni baştan çıkardı. İffet'in bir suçu yok. Olan oldu artık. Sen de bırak. Git mutlu ol, sana yakıştığı gibi davran. Ve bizi de rahatsız etme. Özür dilerim anneciğim. Ama sen bunları kafana takma diye söylemedim ben sana. Yoksa her şey yolunda. Oğlun çok mutlu. Tabii sen iyileşince daha da mutlu olacak. Ama ağlama sen. Bak sana söz veriyorum, her şeyi yoluna koyacağım. Sonra da sana döneceğim. Söz veriyorum. Bak iyileşiyorsun da artık. Çok az kaldı anneciğim. Her şeyi yoluna koyacağım. İnan bana çok az kaldı. Yaptığınızın dönüşü yok biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Aslında en başta yapmamız gereken şeyi yapıyoruz şimdi.
İnşallah her şey çok iyi olur. Ben sadece Ahmet amca ile Nimet için üzülüyorum. Yoksa Ali İhsan'mış, Nil'miş hiç önemli değil. Dün Nimet'e telefon açtım. Öyle şeyler söyledi ki telefonda. Bugüne kadar gözümün içine bakan kardeşim nefret ediyordu benden. Ama kıza da yazık ama. Yani hem ablasını kaybediyor hem de bugüne kadar büyüdüğü evden, mahalleden taşınıyor. Nasıl yani? Nereye gidiyor? Senin haberin yok muydu? Ahmet amca kasap dükkanıyla evi satılığa çıkarmış. İffet. Ay ben biliyorsun zannediyordum. Yoksa söyler miyim? Ben gidip babamla konuşacağım. İffet sakın. Sakın İffet. Bak her şey daha fazla karışır. Ne olur. Serpil peki ben ne yapacağım şimdi? İhsan Bey, bir misafiriniz var. Tamam Emine, al içeri. Rahatsız etmiyorum inşallah. Mevzu mühim. Telefonda olmazdı. Rica ederim, buyurun. Umarım iyi haberler getirdiniz. Keşke. Ama kimse yardımcı olmuyor. Bize de bu konuda uyarı geldi. Arif Güney, yukarıdan birileriyle konuşmuş. Kimse bu işi çözemez. Siz iyisi mi bu işten vazgeçin? Arı kovanına çomak sokulmaz. Ne yani? Korkuyor musunuz? Siz korksanız da ben korkmam. Siz bilirsiniz. Benden size insanlık namına bir uyarı. Buyurun hanımefendi. Kim bunlar? Mafyayla mı çalışmaya başladın artık? Ne zaman anlayacaksın saçmaladığını? Ne zaman duracaksın? Onları bulana kadar durmayacağım. Bulsan ne yapacaksın? Öldürüp katil mi olacaksın? Yeter artık. Anlamayan sensin. Sen ne desen de ben vazgeçmeyeceğim. Bacağına ne oldu? Bir şey oldu, yok. Aksıyorsun, baksana doktora görünmen lazım. İstemez. Ne oldu peki, nasıl oldu? Sence? İnanabiliyor musun? Üniversiteye gidemeyeceğim. Sanki gideceğin kesindi. Zaten bu gidişle sınavı kazanamazdın. Derslerim iyi bir kere benim. Kesin kazanırdım. Ama bundan sonra evden bile çıkamayacağım. 18 yaşını geçtikten sonra baban bile olsa sana zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ne yani? Evden mi kaçacağım? Yok daha neler. Babamın kesin kalbine iner. Ablamdan sonra bir de ben. Ya iki saattir sen şikayet etmiyor musun? Cesaretini toplayıp bir şeyler yapmazsan ömür boyu şikayet etmeye mahkum olursun. Bir şey düşünemiyorum. Beynim karıncalanıyor.
bulutların üstünde gibiyim sanki. Beni gelmeye ikna ettiğin için sağ ol. Her zaman görevim seni mutlu etmek ve bunun için yapamayacağım şey yok. Ay Betül, hadi kızım ya, neredesin? Oh, ah, kızım Betül, iyi misin? Ne oldu? Çarşıda fenalaşmışsın, öyle söylediler. Yok bir şey anne, yorgunluktan herhalde. İyi de niye yoruldun Betül, ne yaptın? Bana bak, sen ağır mı kaldırttın buna? Yok, ben bir şey yapmadım. Kendisi dolaşmak istedi. Tamam, neyse neyse. Geç, geç şöyle otur bakayım sen. Geç. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım, tamam mı? Annene söylemeyecek misin? Tabii ki hayır. Görmedin mi nasıl üzülmüş? Ya bak doktorun söylediği önemli bir şey. Düşük tehlikesi diyor. Erhan, kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Peki. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ama pek hoş gelmedim. Ne oldu gene? Cemil Bey nasıl bir belaya sokmuş başını? Bizimki baba oluyor galiba. Ne diyorsun oğlum sen? Kim hamile? İffet mi? Yok, Betül. Ne diyorsun? Betül daha yeni biriyle evlenmedi mi? Neydi adı? Erhan'dı. Ha, Erhan. Bana da bebek Erhan'dan dediler ama ben pek inanmadım. Betül mahallede fenalaştı, hastaneye götürdüm. Bayağı 4 aylık hamile gibi. Yani anlayacağın Betül ya Cemil'i boynuzladı ya da bebek Cemil'den. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Belki bebek Cemil'den değildir. Serpil gerçeği biliyordur. Bir ona sorsan ya. Serpil biliyor olsa bana söyler. Bizim aramızda gizli saklı yok ama gene bir sorayım. Ay İffet, ne olursun bak aklım sende kalacak. Ne olur üzme kendini bu kadar. Kendini bu kadar üzünce kime ne faydası oluyor? Söyle canım. Ha Serpil. Bir şey soracağım. Betül hamile mi? Öyle mi? Sen bilmiyor musun yani? Yok, bilmiyorum ben. Ne zaman olmuş? Ya ne bileyim ne zaman olmuş, ne zaman yapmışlar. Tövbe tövbe. Baksana, sen bir garip konuşuyorsun benimle. Bir şey saklamıyorsun değil mi benden? O bebek Cemil'den değil, değil mi? Yok canım, ne alakası var? Canım bak ben şimdi kapatıyorum. İffet'in yanındayım çünkü ben. Akşam gelince evde konuşuruz. Tamam mı? Hadi canım, hadi. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Yok ya, öyle Feyyaz işte biraz üstüme gelince... Sıkılıyorum bazen. Ben gideyim artık. Cemil, ona iyi bak olur mu? Merak etme. Hadi ben gideyim artık. Oh. Ne oldu? Ne oldu yine benim güzel gözüme? Ha? Kim üzdü bakayım benim güzel gözümü? Hı? Cemil, senin ateşin mi var? Senin yanında ateşimin çıkması normal değil mi? Ya dalga geçme, yanıyorsun sen. Yok bir şey, azıcık ateşten bir şey olmaz. Sen iyileştirirsin işte beni. Yine ne oldu? Cemil, babamla konuşmam lazım. Her şeyi öğrenmiş. Evi, dükkanı satılığa çıkarmış. Uzaklara gidecekmiş. Gitmeden son kez konuşmam gerek. Tamam. Beraber gideriz. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni.
Ali İhsan'ın durumu hiç iyi değil. Ben elimden geleni yaptım ama hiçbir yararı yok. Sanki inadına ben ne dersem tersini yapıyor. Sen konuşsan diyorum. Belki ikna edebilirsin. Sen hiçbir şey bilmiyorsun anlaşılan. Ben artık Ali İhsan'ın umurunda bile değilim. Olur mu öyle şey? O seni seviyor. Ben de öyle sanıyordum. Ama İffet'ten kurtulur kurtulmaz benden de kurtuldu. Sadece kullanmış beni. Ben çok şaşkınım. Yani onun adına özür dilerim. Ama biliyorsun son zamanlarda çok dengesiz. Ne yaptığını bilmiyor. Biliyorum. Ve ben ona benzemekten korkuyorum. Onun gibi kalpsiz bir insan olmak istemiyorum. Ben acı çeksin istedim. Sadece ders alsın istedim. Yaptıklarından sonra kalbim o kadar kırılmıştı ki. Kurşunlatma olayını polise ben ihbar ettim. Sen? Evet, çok pişmanım. Gidiyorum artık bu şirketten. Artık Ali İhsan'dan da oyunlarından da uzak kalmak istiyorum. Lütfen affet beni. Biliyorum bugün olmaz demiştin ama belki fikrini değiştirebilirim. Ne kadar istersen veririm. Yeter ki beni bu adamdan kurtar. Tamam, anlaştık. Haberlerini bekliyorum. Baba yalvarırım dinle beni. Ne desem boş biliyorum. Ben sana ve Nimet'e yaşattıklarım için kendimi asla affetmeyeceğim. Sen de affetme baba. Ama şunu bil ki, nereye gidersem gideyim, kalbimin bir parçası hep sizinle olacak baba. İnsanın geri dönebileceği bir evinin olmaması ne demek biliyor musun baba? Ne olursa olsun güvenebileceği bir babasının olmaması. Keşke o gün beni evden kovmasaydın. Namusumu korumak için doğru düzgün tanımadığım bir adamla evlenmek zorunda kalmasaydın. Keşke kimsesiz, çaresiz bırakmasaydım beni. O zaman her şey başka türlü olurdu. Defol git buradan. Bir daha da karşıma çıkma. Yoksa öldürürüm seni. Nimet'e iyi davran baba. Bana olan öfkeni ondan çıkarmaya kalkma. Bırak kızlarından biri mutlu olsun. Thank you.
Bir görün olacak, hadi sen git. Nimet. Beni seviyorsun değil mi? Evet. Nerede kaldın sen? Geldim işte. Ne bu koku? İçki mi içtin sen? Yoo. Nimet. Bu yaşta ne içkisiymiş bu kızım? Ay, babanı öldürecek misin sen? Pişman ettin beni, izin verdiğime. Ablam yüzünden olan bana oluyor ya. Ben böyle yaşayamam. Kimse yaşayamaz. O sevdiği adamla kaçtı diye ben niye eve tıkılmak zorundayım ha? Ben de insanım Allah. Yeter artık ya. Yeter. Yeter artık İffet, üzülme. Bak, sen üzdükçe kendini benim ateşim çıkıyor. Yapmazdım böyle. Şaka yaptım sana. Bak, moralin yerine geldi, hemen unuttun değil mi? Yeter artık Ali İhsan. Bırak içki içmeyi. Topla artık kendini. Şu haline bak, alkoliklere döndün. Bütün gün sadece içki içiyorsun. Sen karışma, ver şu bardağımı. Ali İhsan! Ali İhsan! Canım, iyi misin? Kalk. Ali İhsan! Ali İhsan! Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Ben Ali İhsan Emiroğlu'yum. O ikisini bulup mahvedeceğim onları. Ali İhsan, yalvarırım vazgeç. Arif'in evindeler ikisi de. Sırtlarını ona yaslamışlar. Demek oraya saklanmışlar, öyle mi? O Arif abileri de kurtaramayacak onları. Mahvedeceğim onları. Ne yapacaksın peki? Öldürtecek misin kendini? Bana yardım et. Cemil, yaran çok kötü olmuş. Nesi kötüymüş? Alt tarafı kızarmış işte. Erkek adamı koymaz kızım. Saçmalama, resmen mikrop kapmış, yoksa niye böyle kızarsın? İlk başta seni dinlemeyip doktora gidecektik. Hadi ne olur Cemil. Gerek yok. Birkaç saat sonra gidiyoruz zaten buradan değil mi? Ya yarın gideriz. Bu kadar bekledik, azıcık daha bekleriz. Hadi Cemil, beni seviyorsan. Seni ben her şeyden çok seviyorum. O yüzden söz veriyorum sana. Antalya'ya indiğimiz zaman ilk işimiz doktora gitmek. Çok
çok inatçısın. İyi akşamlar Dilek. İyi akşamlar. Neredesin? Evdeyim. Ben... seninle konuşmak istiyorum. Buluşabilir miyiz? Tabii. Nereye gitmek istersin? Beni götürdüğün tepede buluşalım mı? Olur. Tamam, ben çıkıyorum hemen. Görüşürüz. Alo, Arif çıktı. Güzel. Birazdan oradayım. Ben gelmeden hiçbir şey yapmayın. Demir. Hem illa gideceğiz diyorsun hem hala yatıyorsun. Hadi çıkmamız lazım. Ben de geliyordum şimdi. O uçağa bindiğimizde her şey bitecek. İkimizin olduğu yeni bir hayata başlayacağız, değil mi? Sen terledin mi? Hava sıcak biraz. Antalya'ya gittiğimizde ne yapacağım bilmiyorum artık. Klimanın başından ayrılmam. O kadar sıcak değil ama. Ateşin mi var yoksa? Ateşim falan yok. Hadi. Sen iyi değilsin. Bir doktora falan gidelim. Cemil! 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 Yardım edin! Yardım edin! Cemil! Cemil ne oldu? Cemil aç gözlerini. Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Ambulans çağır! Cemil! Cemil! Cemil hani bırakmayacaktın beni. Cemil ne olur uyan. Cemil. Hani bırakmayacaktın beni. Hani bırakmayacaktın. Ne olur uyan. Cemil ne olur uyan. Cemil. Beklettim, özür dilerim. Önemli değil. Çok şaşırdım. Birkaç gün aramazsın en azından. Ben telefon etsem çıkmazsın diye düşünmüştüm. Artık durum farklı. Haklısın. Çünkü nişanlıyız. Ellerimiz bir daha ayrılmamak üzere birleşti. Nasıl anlatacağım, nasıl başlayacağım bilemiyorum ama aslında durum ortada. Bizim birlikte olmamız mümkün değil. Dilek. Galiba biraz sinirlisin. Yanlış kararlar veriyorsun. İstersen bunu daha sonra konuşalım. Hayır, hayır, tam tersi. Bu son olanlar benim aklımı başıma getirdi. Liseli aşıklar gibi hiçbir şey düşünmeden birlikte olamayız. Ailelerimiz, sorumluluklarımız var. Tabii. Ama kardeşin aklını yitirdi. Bunu sen de biliyorsun. Öyle olsa bile o benim kardeşim. Ona her zaman destek olmak zorundayım. O zaman ne olacak?
kavga etmeye başlayacağız. Birbirimizden nefret edeceğiz ve bitecek. Ne yaparsan yap, senden nefret etmem mümkün değil. Cemil ve İffet'in yerini kardeşime söylersem... Seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Ama aileme yüz çeviremem. Dilek. Hiçbir şey söyleme lütfen. Ne şimdi ne de daha sonra. Burada bitsin lütfen. Bana yaşattığın tüm güzellikler için sana teşekkür ederim. Baydın. 10 dakika, belki biraz daha fazla, bilmiyorum. Tansiyon düşürdü. Damar yolunu açıp hemen hastaneye kaldıralım. İyi olacak değil mi? Harekete geçebiliriz. Biraz önce ambulans geldi. Ambulans mı? Neler oluyor içeride? Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Merak etme. Enfeksiyonunuz var ama korkulacak bir şey yok. Efendim Dilek. Ali İhsan, neredesin? Elimden kaçtılar ama kurtulamayacaklar. Ali İhsan, zorlama artık, bırak. Yardım için teşekkür ederim. Çok yakında evde olacağım. Sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Ben seni bu kadar zor bulmuşum. Kolay kaybeder miyim? Korkma. Sen bir iyileş. Ben göstereceğim sana. Sen hastaneye gitmemek için direndiğin için oldu hepsi. Her şey senin için. Şu beladan kurtulalım diye Fethi.
yalnız kalalım diye. İyi yaptın. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Benim kılıbık olmaya niyetim yok biliyorsun. Ben bir daha böyle bir şey yaşayabilir miyim sanıyorsun? Az kalsın kalbime inecekti. Ağzından yel alsın seni. Tamam. Sen ne istersen öyle olacak. Olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş.